Evet arkadaşlar, oyun oynayış devam ediyor. Bir önceki oyun oynayışımızda eşim benden iş bulmamı rica etti. Evet. İş aradık, CV hazırladık, çıktık sokağa. Ya. Bakkal amcaya dedik, hani ne tarafa gidelim. Bir de üstüne dedi ki, şu tipine bak kardeşim, saçına başına sen nasıl iş bulacaksın dedi. Gittik berbere, saç beğeneceğiz diye. Bir tane saçı beğendik bakın. Tam cepheden çok güzel görünen, normal görünen, fırfır upuzun bir arka saçı seçtik. Öyle şabalak gibi bakalım gideceğiz iş görüşmesine. Başımıza neler gelecek. Oyun oynayışın ikinci bölümü başlasın. Ben de aşırı uzatma var bu arada. Aklında olsun, uzatacağım bazı şeyleri. Direkt ofisten bizim ne berber ofise mi bağlı? Hoppa. Aa iş yerindeyiz. Ben bayağı şey çıktım. İnsanlar var ya çok çalışkan ya. Balonlar. Cıvıl cıvıl iş ortamı. Herkes. Balonla çalıştı lan hani. Acaba öyle bir iş mi? Ben yine hiçbir vasfım olmadan zıplayıp bak şimdi benim bu iş yerindeki ilk girişim böyle hoplayıp zıplayıp da beni rezil etme çalışma arkadaşlarıma rica ediyorum. İş yerinde ilk defa sürünmeye bak. Nasıl yaptın bunu? Bilmiyorum ne yap. Ben yapamıyorum. Ama hiç bakmıyorlar be. Helal olsun bu. Bu şey gibi bir şey mi acaba? Değil mi? Hani iş hayatına girdin. Yeni aşağıdan başladın. Önce biraz sürün, biraz piş. Evet. Tamam. Sürün edişin. Herkes işinde gücünde biz... Şu kapıya gir. Açtım bakayım. Galiba burası. Aynen. Heh tamam, mülakata girdik. Merhabalar, merhabalar. Hep kadına cepheden bakmaya çalışayım da bari. Döndüm. He saçı gösterdi. Gördü, saçı gördü yani. Ben de arkadaşımın yanında niye geldiysem. Ya benim sırf taradılar ve ikimiz oynayacağız diye mahcup etmemek için koymuşlar buraya yani. Onu da taradık, o da bulunsun manasında. Hoş geldiniz. Geldiniz. Ne diyor? Hoş bulduk. Aa hoş bulduk. Be dükkan güzelmiş. Sizin için de zor ya, hiçbiri hoş bulduk yani. Ben sizin için de zor bir derdim, net derdim. O iş denir o. Sizi neden işe alalım? Şimdi burada doğru olan, doğrusunu söylemek gerekirse eşim istiyor. O yüzden iş aradık. Yoksa ama biz oyun oynuyorduk herhalde. Giremezsin. He. O zaman eşiniz gelsin derler adama. He ya da git eşinin yanında işe gir der. Bence şirketinize katabileceğim çok... katabileceğim çok şey var. Bence o da beni görür görmez, kim bu gelen? Şirketimize katacağı çok şey olmalı. Belki dedi. De beni kastediyor olabilirsin orada şirketin. Doğru, tamam C. Vaka sorusu. Vaka sorusu. Para yatırmanız gerekiyor ama kartınızı evde unutmuşsunuz. Bankada kapalı. Bankada nasıl kapalı yatırsın? Nasıl yatırırsınız? A. Parayı kapının altından içeri atarım. Bu olacak iş değil. İş değil. B. Sonra yatırırım. Yatırırım. Bu çok mantıklı. Bence acelesi yoksa. C. Kapıyı vurarak bankayı açtırmaya çalışırım. Cehalet bence bu. C'nin cehaleti. Cehaletin C'si. Şimdi banka burası. Kahvaltı sarayı değil. QR kodla parayı kartsız yatırırım. Doğru net cevap bu. Belli oldu. Cevabın bu olduğu çok açık biliyor musun? Besbelli. Besbelli. D. 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 Hobilerinizden bahsedin. A. Dansını göster. B. Okuduğun iş kitaplarından dansını göstersene ya. Dansını göster. Dansını göster bir. Tamam dansımı gösteriyor. Dansımı gösteriyorum ya. Cesur bir giriş. Özgüveni yüksek bu adamı alalım falan derler. Evet. Dans. Oha. Ne biçim taramışlar beni ya. Şu hallere bak ya. Ülker sen böyle dans etmezsin. Nasıl dans edersin? Bizi göstersene. Harcandım. Şiir oku o zaman hadi bir de. Bak deminki o sessiz gerginliğin 10 katını yaşarız. O zaman abi... Bak arkadakini görüyor musun? Patron o muhtemelen. Kulak kabartıyor bize. O zaman sen abi okuduğun iş kitaplarını seç. İş kitaplarından bahsediyorum. İşte o kadar. Aynen. İşimize girdik. Evet arkadaşlar, ekmeğimizi elimize aldık. Ekmeğini eline aldın. Achievement'ı da çıktı altta gördüğünüz gibi. Patronla. Bu iş bize yeni kapılar açıyor. Patronla tanışacağız bakalım. Evet. Bu işin arkasındaki zihin kim acaba? Kayınpeder, çakmakçı dayı.
Ya ben bu abi, aile var ya beni delirtmeye çalışıyor. Patron olmuş ya. Bir başarı hikayesi saklı ya bu oyunda. Bana adam kızını verdi. Sokakta sana çakmak sattı. Kızı da bak sokakta bana çakmak satmaya kalktı. Sonra kızını verdi. Evet. Kızı da bana dedi ki git işe gir. Diye CV doldurduk geldik. Babasının... Kayınpederimiz. O zaman bak... Aklımla oynuyorlar beni. Bu aile benim aklımla oynuyor. Hadi bakalım ne olacak. Evet babacığım nasılsınız? Sağ ol. Bakkalımı dinledim. Çakmak imparatorluğu. Sağ olun efendim. Toplantıya gir. Bunlar bak ailecek böyleler. Netler vardı. İş bul. Selam ver borçlu gir. Çık bunlara. Bunlara selam ver borçlu çık. Hemen bir şey kitlerler sana. Evet toplantıya girelim bakalım toplantıya. Ben ne yapacaksam toplantıda ya. Her yere geldin toplantıya da gel. Yüzdük. Tekezledik girişte ya. Salak gibi girdik. Koşma ne yapıyorsun? Niye? Rezil edeceksin bizi. Ne yapacağız? Bu nasıl toplantı oğlum? Ağaçlara hep dadandım. Duvarda altın plak var. Çakmakla adam altın plak almış düşün. Çok zor ya ama iyi yükselmişler işte. Bunu ben nasıl başlatacağız bu toplantıyı ya? Dönemiyorum ki. Ben sürekli seni... kamera değişiyor benim. Benim. Dön sen bas bakayım bir şeylere. Aa. Ay ok çektin. Sok okunu geri sok. Dur ya. Lan rezil ettin bizi be. İşteki ilk günüm toplantıya girdik. Al harcandık ya. Harcandık ya. Bak kayınpeder nasıl korkuyor senin bak. Korkar tabii adam ya. Adam el emeği göz nuru şirketine damadını işe alıyor, arkadaşı gelip okluyor herkesi. Ben de niye buradayım diyorum. Ok için buradaymışım. Ok çekmeye mi getirdim ben seni yanıma o kadar? Ok ve yay. Ok çektim. Bir sonraki bölümde hazır harcanmışken kesiyorum diye şey yaptım ben. Kes. Evet arkadaşlar, oyun oynayışın sonuna geldik. Bir sonraki oyun oynayışta görüşmek dileğiyle.